Tabii bu ayda gene Yüce Allah bize oruç tutmayı emretti. Ramazan ayında Kur'an, oruç ve bunun yanında Ramazan gecelerini ihya etmek, değerlendirmek amacıyla Hazreti Peygamber döneminden itibaren kılınan nafile namazlar var. Biz buna kendi kültürümüzde teravih namazı adını veriyoruz. Ve bizim memleketimizde uygulama bu şekilde oluşmuştur. İnsanlar zekat gibi mali ibadetleri de genelde Ramazan ayında ifa ederler. Gene bu Ramazan ayına mahsus olmak üzere fıtır sadakası dediğimiz mali ibadetimiz var. Dolayısıyla gerek maddi gerek manevi ibadetlerin hepsinin bir araya geldiği, farklı atmosfer yaşatan bir dönemdir Ramazan ayı. Bunu ifade etmek için hatta Ramazan iklimi tabirini de kullanırlar. Yani inşallah bütün kardeşlerimizin, bütün müminlerin o ibadetle dopdolu olarak geçirecekleri bir mevsime giriyoruz. Oruç, insanın kendisini murakabe etmek, Yaradanına yaklaşmak amacıyla her din, her inanışın bir şekilde yer verdiği bir ibadettir. Zaten Bakara suresinde ilgili ayeti kerime, sizden önceki ümmetler de oruçla sorumlu tutulmuşlardı. Siz de oruçla sorumlu tutuldunuz. Neden? Allahu Teala'ya karşı daha saygılı olmanız için. Dolayısıyla oruçta ibadet niyetiyle insan tan yerinin ağrımasından güneşin batmasına kadar yemeden, içmeden ve diğer fizyolojik ihtiyaçlarından uzak durur. Dolayısıyla bu o insanın düşüncelerini daha ulvi nesnelere yöneltmesi için, bir anlamda kendisini muhasebe etmesi için iyi bir fırsattır. Yalnız oruç konusunda şunun altının çizilmesi gerekiyor. Genelde şu yanlışı görüyoruz. İnsanlar oruçla alakalı çok cüz'i detayların peşinde duruyorlar. İşte efendim yok sakız çiğnemek veya denize girmek. Halbuki şunun hesabını yapmak gerekiyor. Bu tuttuğum oruç benim ahlakımı güzelleştiriyor mu? Ben bununla kötü düşüncelerden zihnimi arındırabiliyor muyum? Aynı şekilde yalan, gıybet, dedikodu vesaire gibi şeylerden kendimi uzak tutabiliyor muyum? Çünkü esas oruçtan beklenen bu. Şimdi mukabelenin kökeni, mukabele Arapça karşılıklı yapılan bir eylemi ifade etmek üzere kullanılan bir söz. Hazreti Peygamber ve Cebrail aleyhisselam her Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in o zamana kadar inmiş olan kısmını karşılıklı okudukları nakledilir. Yani Efendimiz okur, Cebrail dinler, Cebrail okur, Efendimiz dinler. Buna mukabele adı veriliyor ve son vefat edeceği vahyin tamamlandığı sene bu karşılıklı okuma iki defa meydana gelmiştir. İşte onun da bir yansıması olarak camilerimizde bazen sahurdan sonra sabah namazından evvel caminin büyüklüğüne göre hemen hemen her vakit namazından sonra mukabele dediğimiz uygulama yapılır. Bir veya birden fazla hafız Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünü okurlar. Cemaat de bunu takip eder. Tabi burada şu faydası da var. Kur'an dinleyenler, dinlemek de bir ibadettir, okumak da bir ibadettir. Kendi okuyuşlarındaki belki hataları düzeltme imkanı bulurlar. İşin doğru telaffuz boyutunu öğrenirler. Ama Kur'an-ı Kerim'in okunduğu ve dinlendiği o havayı teneffüs ederler. Şimdi camilerimizde ses sistemi var, bir yerde okunuyor. Ama 1950'li 60'lı yıllara kadar mesela Fatih Camii'nde aynı anda belki 10 ayrı mukabelenin okunduğundan bahsedilir. Bu yaşatılması gereken bir gelenek. İşte dediğim gibi teravih namazları gibi mukabeleler de böyle Kur'an'ı yeni öğrenmeye başlamış olan çocukların onunla tanışması için iyi bir fırsattır. Büyüklerin bunları değerlendirmesinde fayda var. Burada şunun belki ihmal edilmemesi gerekir, onu da vurgulamış olalım. Gerek Ramazan'da, gerek bayramda, gerek Kadir gecesinde yapılması gerekenleri yeni yetişen genç kuşaklarımıza çocukluğundan itibaren vermek çok önemli. İnşallah gelecek Ramazan-ı Şerif'i de en iyi şekilde değerlendirmek hepimize nasip olur. Ama infakın sınırı yok. İnfak bunların da dışında en temel anlamıyla bir insanın sevdiği, hoşlandığı bir varlığını Allah'ın rızasını kazanmak için ihtiyaç sahiplerine ulaştırması. Bizim halkımız zaten vermeye, bu infak kültürüne yani artık bu şeyler işlemiş genlerimize elhamdülillah hassastırlar ve bu Ramazan'da bunun daha da ön plana çıkarılması, inşallah ihtiyaç sahibi olanlar için ayrı bir hassasiyet gösterilmesi de farklı bir güzellik olacaktır.
zekat ve fıtır sadakası zaten genel anlamda infakın bir parçasıdır. Ama dediğim gibi infak Tepede bunların infak. çok daha üstünde. Çünkü onlar belirli şartlarda, belirli oranlarda veriliyor. Ama infakın bir sınırı yok. Dediğim gibi en basitinden elinizde olan ekmeğin yarısını vermenizden başlar. Çok büyük meblağlara kadar bu infak devam eder.